Isparta'da son 20 yılın en yoğun kar yağışı sırasında yaşanan elektrik arızaları sosyal medyada algı operasyonlarını da beraberinde getirdi. Yalvaç ilçesinde bir kişinin donarak öldüğü iddiasını ölen şahsın ailesi yalanladı. Aile maddi sıkıntılarının olmadığını belirterek Ramazan Nazlı'nın solunum yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini söyledi. Odunları, kömürü aşağısı full dolu bodrum. Bakın soba ve sobanın içinde doldurmuş yakacak. Bu adam nasıl donar ya? Bu adam nefes darlığından 6 sene önce tedavi gördü. Yaşadıkları büyük acı yalan iddialarla siyaset malzemesi yapıldı. Arkasından kalkıyorlar Yok donarak öldü. Ya donarak Isparta'da elektrik kesiliyor. Yalvaçta hiç elektrik kesilmiyor. Sen kalkıyorsun bunu. Yok doğalgazı yok. Yok ee sobası yok. Ya orada sobası var. Orada ısıtıcısı var. Isparta'ya iki günde bir ayda beklenen kar yağışı düştü. Yaşanan tipi ve fırtına nedeniyle kent merkezini besleyen yüksek gerilim hatları zarar gördü. Elektrik kesintilerine karşı ekipler zor şartlarda arızaların tümünü giderdi. Ancak muhalefet partilerinin sosyal medyadaki troll ağı algı operasyonuna başladı. Yalvaç ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğü iddia edildi. Ama gerçek öyle değildi. Odunları, kömürü, aşağısı full dolu bu durum. Bakın soba. Bu adam nasıl donar ya? Bu adam nefes darlığından 6 sene önce tedavi gördü. Yaşlı adam hemen arkamda bulunan işte bu evde yaşıyordu ve hiçbir eksiği de yoktu evin içerisinde. Isparta valiliği de donarak öldü iddialarını yalanladı. Ramazan Nazlı'dan geriye ise işte bu kapının önüne bırakılan ayakkabı kaldı. Nazlı'nın ailesi yaşadıkları acının siyasi malzeme yapılmasına sert tepki gösterdi. 1-300 lira maaş pahalandı benim abime. Ben her ay 2 milyar lira üzerinde ablalarım, ben, hepimiz, yeğenlerim, çocukların hepsi titler üstüne para gönderip bir Allah'ın kulundan ne dilencilik yapmıştır, ne kimseye bir ihtiyacı olmuştur. Bir Allah'ın kulundan döner bile yememiştir, döner ısmarlamıştır, yemek ısmarlamıştır. Maddi durumu iyidir. Şurayı da çekin. Bunun gibi üç tane böyle eşya attı, attım. Belediyeye veriyorum yarısından çoğunu. Ne giyime, günde üç kere kıyafet değiştiren bir abim benim. Parasal konusunda bir kuruş kimseye ihtiyacı olmayan bir abim.